Arkadaşlar, ben İlkay'da okulum yardımcısı, tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere bilgisayarınız 32 bit mi, 64 bit mi, bunu nasıl öğrenebileceğinizi en kolay yoluyla anlatacağım. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. İlk önce şunu yapalım. İndir, kaydol, 64 bit yazalım. Böyle aratalım. Çünkü bilgisayarımız 32 bit mi, 64 bit mi, bunu öğreneceğiz. Buradaki en baştaki yazıya tıklayalım. Neden buraya tıklattırdım size? Bir, ben burada zaten aslında her şeyi size anlatıyorum bu yazıda, ama bu videoda da bunu hem anlatıp hem göstereceğim, hem de burada bir kodumuza o kodu almamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarda 32 bit mi 64 bit mi iki şey vardır. Birisi işletim sisteminizdir, diğeri ise işlemcinizdir. Şimdi işlemciniz 32 bit de olabilir, 64 bit de olabilir. Windows'unuz, yani Windows 7, 8, 1, Windows 10, bu da 32 bit ya da 64 bit olabilir. Ama bu ikisi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Neden farklıdır? Bunu anlatalım. İlk önce bunu anlatayım, sonra da bunu nasıl öğreneceğinizi. Bu 32 bit mi, 64 bit mi? Çünkü bunu bilmeden onun bir anlamı yok. Şimdi işlemci 32 bit ya da 64 bit. Bunu işlemcinizin markasına, türüne göre değişebilir. 64 bit almışsınız, 64 bittir. 32 bit almışsınız, 32 bittir. Ama işlemciniz 64 bit olup, işletim sisteminiz 32 bit olabilir. Çünkü 64 bit işlemciler 32 bit işletim sistemlerinde de çalışır. Ama 32 bit bir işlemciniz varsa 64 bit bir işletim sistemi kuramazsınız. Çünkü onu desteklemez. Tek fark bu arkadaşlar. Peki 64 bit nedir, 32 bit nedir? Bu arkadaşlar, işletim sisteminin işlemciyle beraber verileri işlemesiyle ilgili bir durumdur. Yani bazı oyunlar 64 bittir ve 32 bit bilgisayarlarda çalışmaz. İlla 64 bit işletim sistemi ister ve ona göre çalışır. Tabii ki 64 bit daha gelişmiştir. Daha iyi performans verir. O yüzden işlemciniz 64 bit ise 64 bit bir işletim sistemi kurmanız gerekir. Peki, ilk önce şunu fark edelim, öğrenelim. Benim işlemcim 32 bit mi, 64 bit mi? Bunun için arkadaşlar, biliyorsunuz şurada başlat vardır. Çalıştıra tıklarsınız. CMD yazarız. CMD nedir arkadaşlar? Command yazabileceğimiz, yani komutlar yazabileceğimiz bir pencere. Hangi komutu yazacağız buraya? Şu komutu alıp arkadaşlar kopyalayıp buraya yapıştıracağız ve enter'layacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir çıktı verdi bize. Ne verdi? Architecture 9 dedi. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İşlemcim 64 bit ve Intel marka. Markasını bile söylüyor. Eğer burası 6 olsaydı AMD marka bir 64 bit olacaktı. Eğer 0 yazsaydı da AMD ya da Intel, ama fark etmiyor, 32 bit bir işlemci olacaktı. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir kod aldım, yapıştırdım ve çalıştırdım. İşlemcim 32 bit, 64 bit olduğunu öğrendim. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Bir de hem işletim sistemini hem de işlemcimin yine kaç bit olduğunu öğrenebildiğim bir yol var. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında şu denetim masasından, tüm denetim masası öyle sisteme girip bunu görebilirim. Ya da direkt masanın üstünde bu bilgisayarım vardır ya, ona sağ tıklayıp özelliklerine gelirsem de yine şu pencere açılır. O pencereyi şöyle hemen ben size şuradan açacağım arkadaşlar. Bu bilgisayara sağ tıkladım. Özellikler, büyüttüm. Görüyorsunuz 64 bit işletim sistemi ve x64 tabanlı işlemci. x64 yazar arkadaşlar burada. x86 da yazabilir. O zaman da x86 dediği de 32 bittir arkadaşlar. Hani bu niye böyle yaptılar, onunla ilgili hiçbir fikrim yok, ama x32 diye bir şey yok. Yani x32 tabanlı işlemci diye bir şey yok. x64 64 bit demek, x86 da 32 bit demek arkadaşlar. Bu kadar. Yani işlemcinizi, işte şeyinizi buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 64 bit işletim sistemi, eğer şey olsaydı burada 32 bit veya x86 işletim sistemi de yazabilirdi arkadaşlar. Onu unutmayın. En kolay yolu bu arkadaşlar. Ne program kurmaya gerek var, ne bir şey yapmaya gerek var. Bilgisayarınız zaten size bunları söylüyor. Kafanıza takılan, anlamadığınız, ya ben bunu yapamadım, sorun çıktı falan gibi durumlarda yorum ekleyip arkadaşlar, soru ve sorunlarınızı her zaman ama her zaman bana iletebilirsiniz. Başka bir indirkaldir.com yardımcısı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.